misafiriniz de geldi. Sürpriz kutu. Sürpriz kutuyu getirdim. Bitti sandınız ama son bir işiniz daha var Ramadan Bey. Dert bitmedi arkadaşlar. Yardıma geldim. Dert ya. Bir bitmedi ya. Hemen bakalım ne varmış. Bakalım Ramadan Bey'in eşinin getirdiği kutudan yarışmacımıza neler çıkmış. Süt, şeker, buğday nişastası, irmik ve ceviz. Kendisine sunduğumuz bu malzemelerle konukları için arası da üzeri de çeşit çeşit cevizlerle süslü harika bir muhallebi yapabilecek olan Ramadan Bey, resimde görmüş olduğunuz bu tarife ulaşabilmek için önce nişasta, süt, irmik ve toz şekerle beraber bir muhallebi hazırlamalı. Daha sonra ister arasına ister üzerine serpiştirdiği cevizlerle tatlısını tamamlaması gereken yarışmacımız bakalım süresinin sonunda tarifteki lezzete ulaşabilecek mi? Evet, döndük yine mutfağa. Aynur Hanım, işiniz güzel yemek yapar mı? Yemek yapar. Balık yemeklerini genelde o yapar. Çok seviyor mutfağa girmeyi. Aslında ben pek sokmak istemiyorum ama. Neden? Biraz dağınık kullanıyor. Aynur Hanım, nasıl bir tatlı yapıyorsunuz? Uydurmasyon bir tatlı yapıyorum. İşiniz çalışmalara devam etsin. Biz de sizinle devam edelim o zaman sohbetimize. Nasıldı ilk iki günkü sürpriz tatlılar sizce? Ya sürpriz tatlılar bir Ahmet Bey'inki güzeldi. Diğerleri hiç güzel değildi. Bu arada Aynur Hanım gayet doğru bir şekilde önce nişastayı sütle açtı. Daha sonra tüm malzemeleri karıştırıp muhallebi hazırlamaya koyuldu. Siz ne zamandan beri yemek yapıyorsunuz? Liseye falan gidiyordum herhalde. Pasta falan börek yaparken giriyordum. Daha çok mutfağa evlendikten sonra girdim. Peki neyde servis edeceksiniz tatlınızı? Bu az olduğu için kasede servis yapacağız. Bir süre daha karıştırılan muhallebi kıvamını alırken Aynur Hanım da kaseleri çıkarıyor tezgah. Teşekkür ederim canım. Ellerine sağlık. Teşekkür ettim. Rica ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, hadi. Bunları şimdi kendin olur. Servis yaparsın. Tamam, hadi. Sistem. Sağ ol, teşekkürler. Eşinden son talimatları alan yarışmacımız tatlıyı pay edip üzerini cevizlerle süslüyor ve sürpriz tatlısını da bitirmeyi başarıyor. Ben sürpriz tatlımı getireyim olur, size. Olur, güzel olur. Ona bakalım. Ona da artık bir isim buluruz burada. Sürpriz tatlınızı beğenecek misiniz bakalım? Bakalım. Bunu siz mi yaptınız? Yok, eşimle birlikte yaptık. Öyle mi? Daha doğrusu ben karıştırdım, o yaptı diyebiliriz. Ben biraz tadına baktım, güzeldi. İsterseniz bir bakın siz de. Biraz şekerli ama güzel olmuş. Normal tatlınıza göre daha güzel. Pudingin güzel. Tadı çünkü bu kadar güzel değildi. Muhallebi çünkü. Muhallebi olduğu için evet, beğenmiş olabilirsiniz. Ben de çok beğendim. Kıvamı iyi. Evet. Bu konuda en başarısız Gizem Hanım, sizi bulduk. Bana da gerçekten evet en garibi gelmişti. Sürpriz tatlı güzeldi. Kıvamı güzel ayarlanmıştı. Bol cevizliydi. Güzeldi.